Merhabalar. Merhaba hocam. Kusura bakmayın, benim acemiliğim muhtemelen tam olarak bilemiyorum nasıl bağlanıyor. Arada çağrılar geldi. Ben uçak modunu almaya çalıştım gibi gibi şeyler oldu. Kusura bakmayın. Hiç sorun değil. Estağfurullah. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. Böyle güzel bir kitabımız, eseriniz var. Evet, bu kapı içeriden açılır. Nasıl ortaya çıktı onu konuşuyoruz. Adından mütevellit, kapı içeriden açılır derken dışarıdan gelen çağrıyı duymak. Aslında dışarıda değil, içeride olan çağrıyı duymuşum. Seslerine, kalbimle gelen bir çağrı vardı. Bunlar değildi. Başka bir yerde beni çağırıyordu ama beni çağırıyordu. Beni tanımayı çağırıyordu. Sonra düştük yollara. Tabi biliyorsunuz Batı'dan satın aldığımız bazı disiplinler var. Spiritüel disiplinler var. Bu disiplinlerle bazı uygulama çalışmalar vesaire onlar. Daha sonra da Anadolu erenleriyle bir tanışma var. Anadolu erenlerinin yoluna baktığın zaman Batı'nın bize öğrettiği şeylerin tamamen birbiriyle aynı olduğu, hatta Anadolu erenlerinin daha fazla bu konuda bize sır denilen bilgileri verdiği, ancak ve lakin Batı'nın bize benlik, hatta modern ismiyle ego diyebilirim, bunu şey yaparken, salık verirken Anadolu erenlerinin de birlik dediği, ben dediği, ama onun bir tek olduğu, bir tek kaynaktan bahsedildiği ni fark edip muhtemelen bizden bu bilgiyi aldılar ama derini anlayamadılar. Oradaki beni ben olarak anladılar. Ve ondan sonra bizim bu modern yaşantıda isimlerimiz, ünvanlarımız, kariyerlerimiz, mesleklerimiz, mal varlıklarımız bunlarla bir ben yaratmak arzu ettiler. Ama erenleri diyor ki tevhid edelim. Yani her şeyi birleyelim. Ve her şey birlenince hepsi sen oluyor. Yani o benliği, gerçek beni ortaya çıkartalım diyor. En güzel örneği herhalde Hazreti Yunus Efendimiz'in bir ben var diyor, benden içeri. Ben o ben içeri olan benim peşine düştüm. Bu kitap öyle çıktı. Orada bir ispat var. Akıllar için yazılmış bir kitap o. Yani direkt zihne, akla, bugünkü öğretiyi değiştirebilmek üzere. Bu spiritüel yolculukların hiçbirinin yanlış olmadı. Ama eksik oldu. Tek başına yapılamayacağı gibi önemli, bana göre önemli, yolu kolaylaştıracak bazı anekdotlar, sırlar o kitapta saklı. Çok güzel. Altını çize çize okudum gerçekten. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben çok beğendim. Teşekkür. Başucu kitabı yapılabilir. Bir rehber ve danışmanlık için kullanabilirsiniz. Yani içinde sıkıldığı bunaldığınız çıkmaza girdiniz. Şöyle kitabı açıp şöyle bir dolandığınızda ferahlayabileceğiniz, içerisinden faydalanabileceğiniz çok güzel bilgiler var. Herkese öneririm arkadaşlar, dostlarım. Okumalısınız. Evet, benliklerden bahsettiniz hocam. Peki benliklerimizden nasıl sıyrılabiliriz? Benlikten sıyrılma çok iddialı. Önce benlik kavramını anlamamız gerekiyor sanırım. Bu benliğin nasıl oluştuğunu, neden biz her şeyimizi anlamak lazım. O zaman da kitaplara gitmek lazım. Bildirilen, güzel kitapta bildirilen ama bizim hatırlamadığımız bir alana geçmek gerekiyor. Güzel kitap ayetleri der ki, biz sizi yarattık, ruhumuzdan üfledik, Allah ruhundan. Bir besmele, sohbet meclisi denir. O sohbet meclisinde dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Şimdi bu sözü herhalde bizi dinleyip de bilmeyen kimse yoktur. Burası bir ilgi alanı. Tasavvuf konuşuyorsak eğer, yani tasavvufun ucundan bir şeyler sohbet ediyorsak eğer, kendi arayışını yapan insan muhakkak bunu duydu. Ama bu kelimeyi ben ilk duyduğumda o kadar inanılmaz gözlerim yaşardı ki. Bu soru Allahu Azimüşşan'ın merhametini nasıl bir işaretidir? Ya deseydi ben kimim? Eyvahlar olsun. Ne yapardık? Ay, ne güzel anlatıyorsun hocam. Evet. Ben sizin Rabbiniz değilim. Ve biz Rabbiyeti, Rabb'ın öğretici olduğunu bilerek, evet,
sen bizim Rabbimizsin dedik ve dünyaya geldik. Ama dünyaya geldiğimiz zaman tabii o terazi çok adil ya. Dünyada madde dedi ki, ilk madde biliyorsunuz, yani hepimiz biliyoruz. Tabii ki bu vücut. Dedi ki, ama olmaz ki. O dedi, o kayıpları hatırlarsa, o verdiği sözü, ilk akit, ilk sözleşmeyi hatırlarsa burada durmaz. Sana bir dönmek ister. Aslına dönmek ister. Ben dedi, onu nasıl buraya bağlayacağım? O zaman dendi ki, o zaman sana da dedi, masiva yapalım. Yani cazibe verelim. Senin bir etki alanın olsun. Biz dünyaya geldik. Ve unuttuk. Adımıza insan dedi. İnsan hem unutan ama diğer taraftan hem de hatırlayan. Şimdi masivaya, yani maddeye bağlı olduğumuz zaman unuttuk. Kendi içimize, sezgilerimize, kalp sesimizi duymaya başladığımızda da hatırladık. Hatırlayanlar da yola düştü. Şimdi bizim yapmamız gereken burada ikiliği, maddeyle mananın ikiliğini ilk önce fark etmemiz lazım ki benliğimizi fark edelim. Akıl işine geldiği gibi davranır. Kayıttan okur. Doğduğumuz andan bugüne kadar, değil mi? Doğduğumuz günden bugüne kadar aldığımız datalar. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Kendi eğitimlerimde de kendinizi bir tren gibi hissedin diyorum. Bir vagon gibi ve yol alıyorsunuz. Sağınızda yeşillikler var. Ama siz rayları, gideceğiniz yolun datalarını, raylarınızı hep arkadan alıp öne koyuyorsunuz. Arkadan alıp öne koyuyorsunuz. Arkadan alıp. Oysa ki sağda solda yeni raylar var. Ama biz onların hiçbirini görmüyoruz. Görmemezlikten geliyoruz. Çünkü aklın işine gelen bu. Akıl kolay. Yani aklın iki yönü var. Akıl iki yönlüdür. Akıl asla kötü değildir. Bir taraftan, yani şunu söylüyorum. Külli aklın cüz'i akıl vermiş ya bize. Cüz'i bir aklımız var bizim. Bu iki yönlü, çift taraflı yapıyor. Bir taraftan uyandırıyor. İki yön olarak düşünelim. O kadar basit bir anlatım oluyor ki o zaman. Seni uyandıran da aklın. Akıl olmasa uyanamazsın. Burada ne yapmak lazım? Aklın o saflığına güvenmek lazım. Aklın işine geleni, en konforlu olanı seçtiğini unutmamak lazım. O zaman ne yapacağız? En önemli olan şey basiret gözümüzü açmaya gayret edeceğiz. Basiret neydi? Kalp gözüydü. Yani ikisini senkronize etmeye gayret edeceğiz. Bu bir gayrettir. Çünkü ayet-i kerime, güzel kitap yine söyler ki, kullarımı kaderini çabalarına bağladım. Yani biz muhakkak hareket halinde sürekli bir çaba, bir farkındalık halinde olmak zorundayız. Bizi ilk önce neyin uyuttuğunu bulmalıyız. Biz aklımız her yerde yayınlar oluyor, kitaplar yazılıyor ya, uyan, 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 bilgiliye uyan, kendine uyan, hakikate uyan. Ama beni uyutan ne? İlk benim fark etmem gereken beni uyutanı bulmak. Yakaladım mı seni demek? Ya da uyuduğunu bulmak, yani uyuduğunu da bulamıyor bazen insan. Uyuduğunun farkında da olmayabiliyor. Şimdi o uyuduğunun farkında olmaması çok mümkün olmuyor. Çağrı herkese gidiyor. Çünkü düzen ağı değil. Kimileri duyuyor, kimileri duymamazlıktan geliyor. Duymamazlıktan gelenler, uyduğunun farkında olmayanlar olmuyor mu o zaman? Ben o kısma birazcık ezeli nasip diyorum. Bu çağrı herkese geliyor. Ama az önce söyledim ya, gayret şart ya. Şimdi bu eşyanın cazibesini hafife almamak lazım. Andan itibaren yani ilk bebek doğuyor. Bir harekete geçiyor. Ağlıyor. Sonra geçiyor. Annesinin memesini arıyor. Memeyi nereden biliyor? Arayış demek ki ilk andan son ana kadar olacak. Ama orada neyi aradığımızı, bizim için neyin konfor alanı, neyin konfor dışı olduğunu çok iyi bilmek lazım.
ayırt etmek lazım. Buna fark diyorlar. Fark etmek lazım. Uyuyan kişi eğer o konfor alanındaysa ve onun için buysa huzur, buysa mutluluk, o zaman orada kalabilir. Hiç sakıncası yok. Herkes bu yola çıkacak diye bir şey yok, gaye yok. İlk yaptığı sözleşmeyi hatırlayıp, sezip, o sezgileri doğrultusunda da harekete geçen insanlar olacak. O çağrıyı hiç duymak istemeyen insanlar olacak. Onların hepsi bir arada olacak ki ikilik olacak. İkilik olduğu zaman biz farkı anlayabileceğiz. Maddeyle mana gibi düşünün. O ikiliği de bir yapacağız. Farkında olan insanlar, yani uyanmış olan insanlar, uyandığını düşünen insanlar, uyanmamış insanlara her zaman yardımcı. Yine Kapı İçeriden Açılır kitabımda Erenlerden o kadar feyiz aldım ki, o kadar büyük feyiz aldım ki, onlar uyanmıştı. Belki bir kelimeleriyle bizi bambaşka bir noktaya getirdi. Bugün çok hoş bir şey oldu. İki kişi birbiri arasında konuşuyor, diyor ki işte dünyada mal, ahirette iman. Sadece duydum, duyurdular. Dedim ki bir saniye, o öyle değildi galiba. Sonra dedim ki dünyada mekan, ahirette iman. Evet, doğru söz buydu. Peki buradaki mal, şey mal diye tabir ettiği şey, onun için neydi? Varlık, zenginlik. Yani varlıktan bahsediyor. Varlık, zenginlik değil ama varlık. Peki bu lafta erenlerin söylediği neydi? Mekan derken. Dünyada bu mekan olmadan, bu vücut mekanı olmadan imanı götüremezsin ki oraya. Ya, evet. O ikiliği ortadan kaldırmış bir söz geldi bana. Üstüne derin derin düşünceler yapmak lazım. Bizim işimiz düşünmek. Ama derin düşünce. Bize öğretilen kayıtlardan değil. Yeniden anlamlandırmak, yeniden yazmak gerekiyor her şeyi. Evet. Yani kendimizi mutlak ama mutlak check-up'tan geçirmek zorundayız gün içerisinde. Aslında şu an ne oluyor? Onu görmemiz lazım. Çok güzel. Gerçekten muhteşem. Tüm bu sözlerin üzerine de kendimizi bilmek için çabalamalıyız. Kendimizi nasıl biliriz? Kendini bilmek nedir? Bunlar üzerinde düşünmeliyiz sanırım. Öyle değil mi hocam? Kendini bilen Rabbini bilir diye herkesin bildiği sözümüz var. Evet, kendini bilen Rabbini bilir ama kendini bilme yolculuğu bir ömür alır. Bazen yolda kendini bilirsin ve yolun kendisi olursun. Evet. Bazen sadece kendi bilme yolculuğunu yaparsın. Sonra mazeretliler kapısından girersin. Mazeretliler kapısının müjdesi her zaman beni sevindirmiştir. Şimdi kendini bilme, insan var olduğu andan itibaren, insan tek başına değil gruplar halinde olmaya başladığından itibaren hep gönlünün bir yerinde, uyanık aklının bir yerinde. Kendini bilmek. Biz görüyoruz, mitolojide de görüyoruz, tapınaklarda görüyoruz üstünde kocaman yazıyor. Değil, kendini keşfet. Bunu yapabilmek için keşif ehli olmak. Kendi toprağını kazımak lazım. İçeriden çıkacak hazinelere ulaşmak için azmin olması lazım. Kendini bilebilmek için İlk önce teslim olmak lazım. İlk yapacağım şey, ben hiçbir şey bilmiyorum demen lazım. Eller yukarı. Teslim oldum diyeceksin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Adımı öğrettiler. Mesleğimi öğrettiler. Nerede yaşayacağımı öğrettiler. Kaç çocuk sahibi olacağımı öğrettiler. Oturmayı öğrettiler. Kalkmayı öğrettiler. Bunların hepsini insan öğretti bana. Hepsini. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hadisi. Bilmiyorum. Evet. Oku emre geçti. Bilmiyorum der. Okuma yazma bilmediği için midir? Bilmiyorum. Yeniden öğrenmek için hazırım. Bütün kayıtlarımı sildim. Ben hiçbir şey bilmiyorum demek lazım.
Bilmiyorum demek tabii bizim yaşlarımıza gelmiş insanlar için, kendi yolculuğum için çok zor. Ben kendimden örnek vereyim, çok zor. O kadar çok şey biliyorum ki. İşin içinde iş olduğuna yeni yeni öğreniyorum. Ama bilmiyorum demek, evet çok yüksek bir erdem, çok yüksek bir şuur. Ama bunu yapabilmek için teslim oldum. Ama teslim olduğumda bir baktılar bu teslimiyetin içinde terk etmem gereken şeyler var. Sadece teslim oluyorsunuz. Şimdi eller yukarı dedi. Siz dediniz ki ben teslimim. Sonra dedi ki işte o hazineni bana ver. Ben dünya insanı olarak Masiva'nın cazibesinin içinde kaybolmuş biri olarak benim hazinem ne olabilir? Yine ayet-i kerimenin söylediği gibi mallarınızla, sevdiklerinizle, evlatlarınızla ve canınızla sınanacaksınız. Terk edebilecek miyiz? Hadi verelim hazinemizi. Bizim dünya hazinemiz bunlar çünkü. Biz bunu öğrendik. Evet. Bizim malı çok kıymetli. Çok kıymetli değil mi? Hepimizin malı çok kıymetli. Evet. Hatta mal canın yorgasıdır diye sözümüz var. Öyle. Öyle deniliyor. Bakalım o hangi atasöyle onu bulalım bir yer hocam. Şimdi ben malımdan vazgeçeceğim. Sevdiklerimden vazgeçeceğim. Evlatlarımdan vazgeçeceğim. Bir de üstüne bunların hiçbiri yetmiyor. Bir de canımdan vazgeçeceğim. Tasavvufta ölmeden önce ölünüz diyor. Nasıl yapacağız? Çünkü Bunu yapabilir miyiz? ne sahipleniyoruz, bizim zannediyoruz. Bizim zannediyoruz. Aslına bakarsın bunu ben çok sorguladım. Dedim ki ya sen bunu nasıl yapacaksın? Ben sevmeyecek miyim? Malımı sevmeyecek miyim? Malımı nereyle sevmem gerektiğini öğrendim. Şimdi yine Allah-u Azimşan der ki ben der mümin kulumun kalbindeyim. Yani evinin orası olduğunu söyler. Şimdi burası çok önemli. Bize işaret eder. Biz Kabe'nin kalbimiz olduğunu iman ederiz. Bir de Kabe var, değil mi? Şimdi Kabe'de ne yapıyoruz? İşte Mekke'nin fethinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri girer. Asasıyla üç tane putu kırar ve dördüncüsü için Hazreti Ali Efendimiz'i omuzlarına alır ve onu sen kır der. Ve orada kırılır. Şimdi gelelim gönle. Gönlün içinde ne var? Para var. Yani mal var. Para derken. Sevdiklerim de var. Evlatlarım da var. Canım da var. Değil mi? Dünyaya bir tutkunluğum var. Buradan vazgeçmek de çok zor. O zaman benim burayı temizleyebilmek için muhakkak ama muhakkak bir yardım almam gerekiyor. Ki o putlar kırılsın. Eğer burası ev sahibine uygun, yani mekanın sahibi geldiğinde hazır hale gelirse mis gibi. Biz putları burada kırarsak, bakın evvelsi günde öyle düşünüyorum. Şey diyor, dünyadan diyor bir tane mal götüren yok diyor. İşte yani bu dünyada hiç kimse hiçbir mal götürmüyor. Herkes kefenlenecek gidecek diyor. Doğru mu? Evet biz mahallede bir mal görmüyoruz. Kimsenin işte arabası, evi, osu, busu, sevdikleri onunla beraber gitmiyor. Ama diğer taraftan ya kalbiyle ya buradaki kalbimdeki, mekandaki, Kabe'deki, Allah'ın evindeki alanda ya onlar varsa burayı temizlemek lazım. Buranın temizleneceği yer de burası. Çünkü burada dünyada merhamet çok yüksek. Siz buna niyet ettiğinizde, siz bir niyetle buna yaklaştığınızda işte 100.000 himmetle size yardım ediyorlar. İşinizi kolaylaştırıyorlar. Siz buna niyet ediyorsunuz. Şimdi sıradan bir insan malını kaybetti sabahleyin
İflas etti, her şeyini kaybetti. Bir gecede kaybedilen hikayeleri dinleriz, okuruz. Her şeyini kaybetti. Arkasında ne vardır? Derin bir depresyon vardır. Doğru mu? Ondan sonra cuma Allah muhafaza evlerden ırak. Ondan sonra canını terk etme bile olabilir. İntihar edin bile olabilir. Bu şeydir. Bilindik hikayelerdir. Doğru. Ama siz burayı ona hazırlamaya niyet ettiyseniz, gönlünüzü, eğer mallarınızı, sevdiklerinizi, evlatlarınızı ve canınızı olması gereken yerde, yani nefsinizde tutuyorsanız, yani kalbiniz tertemizse, ne yaparsınız? Buraya bir şey değmedi ki sarsılayım. Nefsime değer. Nefsim de 2 gün beni oyalar, 3. gün toparlar. Şimdi ne yapacağız? Emrolduğu üzere bir işi bitirince diğerine başlayın. Hemen diğerine başlayın. Yaparım? Hemen kendime gelirim. Yani öğrete kendi belayı karşılar, yumuşatır ve sana verir. Ama öbür türlü yoksa, yol yoksa, rehberin yoksa öğreti sana gelir ve seni devirir. Onun için bana göre o dinde zorlama yoktur ve işi kolay kılmak haktır. İşi kolay kılmalıyız. Bu dünya işini kolay kılmalıyız. Yine güzel kitap der ki, oyun ve eğlence yeridir. Daha güzel müjde olur mu? Oyun Evet. yeridir der. Kendi der. Buna iman etmeyelim. Neye iman edelim? Evet. Ve her baktığınız yerde onu görürüz. O her an başka bir şendedir. Onunla tanış olma arzusu, onunla tanış olma isteği, neşesi, coşkusu insanın dinamik tutar. Evet. Rahmani duyguda tutar. Ve gelen belaya şöyle bir bakarsınız. Aa, bu bir fırsat. Bu bir öğreti. Burası çünkü bir imtihan alanı, bir oyun alanı, diğer taraftan da bir eğlence alanı. Karşılarsınız, öğretiyi alırsınız cebinize ve yolunuza devam edersiniz. Yeni bir öğreti gelene kadar. Bu arada hocam, çok fazla şu var. Başıma bu geldi. Bu imtihan mıdır diye sorular gelir. Evet. Onu da çok güzel bir grubumuz varken söylemek istiyorum. Şimdi, kendi iradeniz doğduğunuz anda, o yaratımda sizin elinize verilir. İrade sizin. Şimdi irade benim. Yollar benim. Olasılıkların hepsi benim. Şimdi olasılıklar da deniliyor ya. Onları da kullanmaya gayret ediyorum anlaşılsın diye. Ben hangisini arzu ediyorsam, sadece akılla gidiyorsam, ya akıl dedik ya, konforuna düşkündür, kendine kolay olanı ve kendi datalarından yani deneyimlediği şeyler, beni hayatta tutmak, beni rahatsız etmemek için uykuda tutar. Bir böyle yol yapabilir. Bir konfor alanını değiştiririm. Hayır, bir saniye. Senin rahatını bir bozalım. Bir fark edelim bakalım deyip bir de uyanık aklına gidebilirim. Diğer taraftan kalple beraber senkronize çalıştırabilirsen istikametim de benim için gayet güzel olur. Şimdi ben bir şey yapıyorum. Yani bir karar alıyorum. İrademle, Allahu Azimşan'ın bana verdiği iradeyle. Çünkü eline iradeyi verdi ve müdahale etmiyor. Müdahale etmediğini çok basit anlatabilirim. Nasıl müdahale etmiyor? Diyor ki, şimdi ayet-i kerimelerle bunları destekleyebiliriz. Evet. Zaman verilen şeklinde anlatılır. Ama ben hani bu günlük hayatta çok kolay anlaşılması için kolaylaştır emrinden dolayı şunu söylüyorum. Diyorum ki, şimdi ben sizle telefonda konuşuyorum. Diyorum ki, hocam işte şu da şöyle oldu. Ama olayı yalan söylüyorum. Yalan değil de eksik olabilir, çarpıtmış olabilir. Ne yukarıdan bir sopa gelip tık yapıyor. Düşünsenize, anında hesap görüldüğünü düşünün mesela. Dehşet bir şey oldu. Anında. Demek ki irade bizde. Çünkü bir de tövbe kapısı var. Merhametin en büyüğü. Diyor ki, fark et, yakala, gel kapıma. Af dile. Olana af dileyeceğiz. Olanları görüp, elimizle tutup, gözümüzle gördüklerimize şükredeceğiz. Sezgilerimizle hissettiğimiz, adını koyamadığımız, işin içinden çıkamadığımız şeylere de hamd edeceğiz. Bunları hiç dilimizden düşürmeyeceğiz. O kadar ehemmiyetli, o kadar ehemmiyetli ki. Yaptığım şeyin sonucu hiçbir zaman imtihan olamaz. Ben bir şey yaptıysam sonuç yaşıyorumdur. Bunun adı imtihan değil.
değildir. Ben kendi kendime mi imtihan ediyorum? Ha, Yani bir yok. burası çok önemli. Evet. Bu kısmı çok iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Biz yaşadığımız olay, yaşıyoruz olumsuz bir durum diyelim. Olay, durum, kişi neyse. Sonra da o işimize gelmezse, tabir caizse, hani hoşumuza gitmezse, bu imtihandı diyoruz. Bunda almam gereken ne varsa alıp geçiyorum, geçmeliyim diyoruz. Aslında bu imtihan olmuyor. Senin seçimin mi oluyor? Burayı böyle daha açarak anlatırsak güzel olacak. Hocam. Şimdi insan olduğu unutmamalı ki bir kere Allah'tan gayrısı yok. Dünyada da kainatta da Allah'tan gayrısı yok. Her şey onun. Hepimiz onunuz. Ama kalkıp kendi yaptığı seçim, kendi yaptığı öz iradesiyle, cüz'i iradesiyle yaptığı seçim sonucunda yaşadığı, yani yaptığının sonucunu yaşarken ona imtihan demesi hata. O imtihan değil. O senin uyanık beyninin ya da uykudaki beynin. Yani ya nefsinin ya da uyanmış kısmının. Yani işte hakla batının yolunu, hangisinin yolunu tuttuğunla alakalı. Bakın, sonucu kaldırabiliyorsak yaşayalım. Ne olacak? Sonuçta ne olacak? Bu imtihan değil. O imtihanı süreç içerisinde gösterdiğin tavırdır imtihan. Sonuç değildir. Sonucun içerisindeki idraktır imtihan. Biz sonuçlara takılıyoruz. Diyoruz, ne yapayım? Bu da benim imtihanım. Öyle değil. Yani bu benim imtihanım deyip belalar okuyorsun. Olmaz. Evet. O senin imtihanın değil. O sana geldi. Sen o sonucu kendin seçtin. Kendi iradenle seçtin. Şimdi o sonucun bedelini ödemeye geldiğinde, hesabını ödemeye geldiğindeki itikatın, tavrın, duruşundur imtihan kısmı. Peki ihtiyacına göre mi seçiyor? Burayı da açalım. Olay, durum, kişi neyse, kişinin zaten tekamül etmesi için ihtiyacı olan olay ve durumları mı kendisine çekiyor? Ayet-i Kerime az önce söylediğim şey çok net. Burası eğlence ve oyun yeri. Burada ne varsa kalbinizde sahibi mutlak tertemiz almak istiyor. Kalbimize ne koyduysak orası bizim imtihan alanımız. Onun için dönüp bir kalbimize bakmamız lazım. Burada ne var demeliyiz. Burada ne var? Neyi toparlamak lazım? İlk seferinde geçemezsen yine Allahu Azimüşşan'ın merhametinden dolayı bir fırsat daha verilir. Ama ilki yumuşak gelmiştir. Bazen işte fark edemeyebiliriz, konfor alanımızdan çıkamayız. İkincisinde biraz daha sert olabilir. Ama bu merhametinden dolayıdır. Bu bir ceza sistemi değildir. Bana gel çağrısıdır bu. Bana dön çağrısıdır. Sen bak Masiva'yla çok ilgileniyorsun. Bu cezbeye çok düştün. Senin vazifen neydi? Biz seninle bir akit imzaladık, bir sözleşme yaptık. Sen dedin ki ben senin Rabbin değil miyim de. Ben dedim. Sen de dedin ki beni sen benimsin. Hadi akitimizin üstüne olalım. Merhametinden sebep bize. Birinci de fark etmedik, ikinci de, üçüncü. Tabii bu birazcık dozlar. Biz fark edelim, uyanalım, idrak edelim. Onu arzu ediyor. Az önce bir tane yorum gördüm. Çok hoşuma gitti. Onu söyleyeceğim. Kalp ve akıllı senkronize çalıştıranlar ne kadar mutlu. Yani onlara ne mutlu gibi bir şeydi. Hatta şöyle bulmaya çalışayım. Çok da hoşuma gitti. Evet. Leyla Hanım'dı galiba, görmedim. Evet. Kalbini kıranlara çok teşekkür ediyorum yazmış. Hemen şöyle bir bakıyorum, nerede gördüm. Akıl ve Bu çok... birleşmek zordur. Başarana ne güzel demiş Evet. Leyla Hanım. Bununla ilgili akıl ve kalbi benim ustam çok güzel bir anlatım söyler. Der ki hepimizin zorlandığı alan budur. Onun adını yazdırma olsun. Der ki
İlk önce olayı fark edin. Görün. Akılla görün. Burada ne oluyor? Ama bu okuma, akılla olan olayı okuma, uyanık halde olması lazım. Kendi datalarınızdan okumamaya gayret etmek lazım. Yeni, güncel, update edilmiş şekilde fark etmek lazım. Sonra bu olayı kalbe indirinler. Ama kalbe indirdiğinizde, yani basiret gözünüzle bir de okuma yapın der. Ama bu basiret gözüyle okuma yaparken mutlak ve mutlak olması gereken şey rahmani bir duygudur. Rahmani duygu koymazsanız açıkta kalır. O zaman bakın, ikisi senkronize çalışır. Aklınız ve kalbiniz artık senkronize olur. Çünkü rahmaniyete hizmet ediyordur. Burada kötü yoktur. Allahu azim şan işinin içinde abest yoktur. Tövbe haşa. Biz abest olduğumuz için algımızda deriz ki, çünkü biz de ikiliyiz. Yani iyi tarafımız, kötü tarafımız, negatif, pozitif, hak, batın, bunların hepsi var. Önemli olan terazi. Neye ağır bastırmak istiyorsun? Yin yang, denge. İşte Allah'ın adaletinden bahsederken, onun terazisinden bahsederken işte bu. Ve inanın, sen, ben, öbürü. Hepsi aynı terazide, aynı eşitlikte. Herkes aynı. Bir tanesi farklı. Ve Allahu azim şan sevmese yaratmaz. Bu çok büyük. Evet. Sorular güzel sorular. Evet, soruları bekliyoruz ama ben kitaptan tekrar bir soru sormak istiyorum. Kitabın içinde usta, mürşit, kamili insan gibi anlatımlarınız var. Peki biz o kişileri nasıl bulabiliriz? O kişiyi biz nasıl bulabiliriz? Aa, çok güzel bir soru. Biz bulamayız sanmış. Kısa. Arzu Hocacığım. Cüneyt Bantay'da bir sözü var. Diyor ki, arayanlar bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır. Şimdi biz eğer niyet ettiysek bu yolda yürümek için, bu yolda yürüyeceğim. Yani rengin olarak benim hikayem öyleydi. Ya dedim, ben seni bir tanısam ne güzel olur. O kadar saf niyetle. Bakın, bütün yani temelin hepsi samimiyet. Yani samimi niyetiniz varsa. Çünkü kalpleri Allah bilir. Biz bilmeyiz. Kalpleri Allah bilir. Niyetinizde samimiyseniz, bunu ona bildirdiyseniz, sizin yolunuza fener tutacak. Sizin yolunuza nur olacak. Muhakkak o yoldan geçmiş birisiyle yolunuz kesişir. Ama bunun vakti vardır. Muhakkak vakti vardır. Bu vakit bizim zaman anlayışımız, dünya zaman anlayışımızın dışında bir zaman anlayışıdır. Allahu Azimşan'a yaklaştıkça zaman bükülmeye başlar. Onun zaman algısıyla bizim zaman algımızın arasında çok büyük fark vardır. Şimdi Yunus Emre'den konu açılmıştı. Hazret Tapduk Emre'nin kapısında 40 sene odun taşımış değil mi? 40 yıllık bir dervişlikten bahseder. Ama bugün artık günümüzde herhalde her şey daha hızlandı. Değil mi? Hepimiz için günler kısa. Şimdi 40 yıl odun taşıyacağımız ya da bir öğretiyi 40 yıl üzerinde çalıştığımızı düşünemeyiz herhalde. O kadar uzun gelir. Muhtemelen. O zaman içinde. Yani burada zaman kavramı sadece dünya için var. Bu çok güzel bir müşteri. Zaman sadece dünya için var. Ya bu dünya. Evet, sadece burası için var. Onun için diğer alemlerde biz bilmiyoruz zaman kavramı nasıl işliyor. Hele onun katında nasıl işliyor hiç bilmiyoruz. Şimdi biz niyet ettik, samimi niyetimizi koyduk. Samimi niyetimize erenler bakar. Israrcı mı bu konuda der. Muhakkak der. Israr ediyor mu der. Gerçekten arzu ediyor mu der. Bazı denemeler yapar. Ondan sonra siz ısrar ettiniz, tamam. Allah nasip eder, yolunuza bir rehber gönderir. Rehberinizi gördüğünüz zaman, ustanızı gördüğünüz zaman, mürşid-i kamilinizi gördüğünüz zaman kalbiniz bilir. Kalbiniz bilmezsiniz onu. Ama kalbiniz bu o der. Çünkü bir
Sevgi, kalbin asıl işi, işte aşk. Ama bizim dünya tanımı aşkımız değil. Böyle annenizi sevdiğiniz gibi sevmezsiniz, babanızı sevdiğiniz gibi sevmezsiniz, eşinizi sevdiğiniz gibi sevmezsiniz, çocuğunuzu sevdiğiniz gibi sevmezsiniz. O yaşadığınız hal, o içinde bulunduğunuz duygunun hiçbir zaman tarifi olmaz. Muhakkak muhakkak sadece kalpten kalbe, Neşet Ertaş demişti değil mi? Kalpten kalbe bir yol var, gizli gizli. Onların bir haberleşmesi var. O dili biz bilmiyoruz. Onun da hiçbir kelime tanım olarak maalesef şey yapmıyor. Anlatmama yeterli değil. Şimdi ikinci kitap var. İkinci kitap yazılıyor bu arada. Ne güzel, bir de olsun şimdi de. Teşekkür ederim. İkinci kitabımız bir roman geliyor. Şimdi bir akla çalıştık. Şimdi gönüllere çalışıyoruz. Orada tam da bir mürşit-i kamille bir tanışma serüveni anlatılıyor. İnanılmaz keyifli. Ben çok severek yazıyorum bugünlerde. Orada yazdıkça da ortaya çıkıyor, yaşadıkça da ortaya çıkıyor. Orada şunun ayrımına çok iyi varmak lazım. Her ne varsa sizde var. Her ne arayacaksanız kendiniz arayacaksınız. Yol rehberiniz yolunuza ışık tutar. Karanlıkta o yoldan çıkarsınız, bilemezsiniz, ne haldesiniz tanıyamazsınız. Karanlık yolda olduğunuzdan bile emin olamazsınız. Ama erenler sizi ışık tutar, istikamet gösterir. Ama sizin içinizdeki kandilin yanmasını onlar şey yapar, kolaylık gösterir, kolaylaştırır. Ama onlar kandilin uyanması için sizi harekete geçirir. Yine yakan siz olursunuz. Sizin içinizdeki aşk olur, sizin içinizdeki teslimiyet olur, sizin içinizdeki terk ediş olur. Siz ne kadar terk edişten orayı hemen açmak istiyorum. Terk edişten bahsettiğim şey şu değil. Var ya derviş bir hırka bir lokma. Asla öyle bir şey değil. Derviş çalışkandır. Hayatın içindedir. Orada bahsedilen lokma hak lokmasıdır. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abasının altıdır. Oraya da bir açıklık getirelim. Hep böyle Öyle tabii. Orada mi? şeyden yani benim anlayışım böyle. Burada söylediğim her şeyin liyakatinde olmayı talep ediyorum. Dediğim gibi erenler güzel sofra açtılar bize. Çok da güzel bir sohbet oluyor. Orada söyledikleri şimdi o kadar yanlış anlaşılıyor ki elimizi eteğimizi çekeceğiz. Dünya ile ilgili hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Bir kenarda işte hizmet aşkıyla bir kenarda duracağız. Öyle bir şey değil. Hayatın içinde olacağız. Herkese hizmet edeceğiz. Gördüğümüz, duyduğumuz her şeyden sorumlu olduğumuz. Çünkü her şeyin onun bir sureti olduğunu, onu temsil ettiğini, onun ona aşk duyduğunu, o aşkı hürmeten ben senin için ne yapabilirim demem gerektiğini bileceğim. Hayatın için çok dinamik olacağım. Bir kere bu. Şimdi orada bir lokma değil. Bizim arzu ettiğimiz hakikat sofrasında açılı. O sofradan bir lokma yiyebilmek. Diğer taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi size emanet olarak Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'ime bırakıyorum der. Ve namazı gözümün nuru, namaz vardır. Ehl-i Beyt'i biliyoruz. Abasını açar ve ailesini Hazreti Ali Efendim, Hazreti Fatma Annem, Hazreti Hasan Efendim, Hazreti Hüseyin Efendim abasının altına alır. Bu dervişlikteki hırka, aba tamamen o abanın altında olma muradıdır. Allah inşallah nasip etsin. Tek istediğimiz o. Dediğim gibi hak sofrasının, muhabbet sofrasının lokmasından bir tane yiyelim. İnşallah o havanın altında da olmak nasip olsun cümlemize. İnşallah cümlemize. Şöyle bir soru geldi akışta. Siz mürşidinizi buldunuz mu, hala var mı diye bir soru geldi. Çok şükür ben buldum.
Çok güzel. Hala var mı peki? Hala var mı derken? Öyle bir soru var. Hala devam ediyor musunuz anlamındasın? Bu bir öğrencilik. Yolculuk zaten, evet. Bir öğrencilik, bir dediğiniz gibi bir yolculuk. Ölene kadar devam edecek bir öğretinin içindeyiz. Çok Çok şükür. güzel. Çok şükür, evet. Evet, sorular varsa alabilirim arkadaşlar. Sevgili Rengin Hoca'yı bulmuşken kaçırmayalım. Kendisinden faydalanalım. Çok güzel anlatıyor. Evet, Ali'yi, Fatma'yı, Hasan Hüseyin'i sevenler beni sevmiştir sözü vardır diyor Leyla Hanım. Evet. Ne kadar güzel bir söz. Yani aynı nurdan halk olduk der. Aynı nurdan yaratıldık Hazreti Ali ile der Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı nurdan. Dünyada hep bir ikilik, hep bir eşlik vardır. Biz onu Efendimizle beraber Hazreti Ali Efendimizle görürüz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile beraber Şems-i Tebrizi Hazretlerini beraberinde görürüz. Yunus Emre demiştik. Yunus Emre Hazretleri ile beraber Tapduk Emre. İkilik olmadan teklik olmaz. Önce ben olacak. Sonra sen olacak. Sonra biz olacağız. Sonra biz de ortadan kalkacağız. Hak olacak. Yani teklik olacak. Tevhid bilinci yaşamadan, çünkü tasavvuf der ki her şeyi bir gözle görmeye çalış. Tevhidde ilk önce inkarla başlar. Yoktur deriz. Yoktur. Ama ondan sonra deriz ki illa Allah deriz. O ilahi kısmı, ilahi edindiklerimize bakıp Evet. ilahi kısmında bizi illa Allah'a götürecek ilahilerle beraber haş olmak inşallah nasip olsun hepimize. İnşallah, inşallah. Burada kitabı tekrar göstereyim şöyle. Kapı içeriden açılır. Aslında kitabın isminde olduğu gibi kalp gözümüzün açılmasını anlatıyor sanırım. Öyle değil mi Rengin Hocam? Burada bizim için en önemli olan şey, şimdi akıl yeryüzünde tüm insanlıkta var. Yani hani özel kısımları, özel ne derler, insanları bir şey yaparsak genelimize baktığımızda hepimizde akıl var. Ama basiret gözünü açma çalışması, yani o çağrıyı duyma. Basın Ya o kapalı derler. Öyle söz vardır. basiret kalp gözümüz. Yani bu işin içinde bir iş varı anlama yerimiz. Sezgilerimizi aktif edip onları, sezgilerimizi duyma yerimiz. Evet. Kapı içeriden açılır derken onu söyledik. Bir çağrı geldi. İlk önce dışarıdan geldi sandık. Ondan sonra yani bir saniye. Allah-u Azimüşşan dedi ki oku. Ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum dedik, açtık, öğrenmeye çalıştık, açtık kapıyı. Çünkü çağrıyı duyduk. Ama duyduk ki aslında buraymış mekanı. Bunun hepsi bir yolculuk. Hepsi bir yolculuk. Yolun neresinde olduğunun hiçbir ehemmiyeti yok. Yolu tamamlamanın da hiçbir ehemmiyeti yok. Önemli olan çağrıyı duymak. O iç sesi dışarıda duymak. Çünkü şey yapılır, kolektif size böyle olay örgüleri yapar. Sizi şey yapar, gönderir. İstesiniz duymazsınız, dışarıdan birinden duyarsınız. Her an bir çağrı vardır. O çağrıyı biz kulaklarımıza tıkadığımızda, işte aklımızı uykuya yatırdığımızda, o zaman biraz daha yüksek sesle çağrı gelmeye başlıyor. Sonra biz de şikayet etmeye başlıyoruz. Yakınlaşmak yerine uzaklaşıyoruz böyle. İnsanlık hali. B harfinin sırrını verir misiniz demişler. B harfinin sırrı nedir diye bir soru geldi. Güzeldir. B harfinin sırrı için bir program yapalım. Ben Tabii. şimdi böyle en sevdiğim konulardan, çok ilgimi çeken konulardan biridir. Bir gün bir mecliste Hazreti Ali Efendimiz söyler. Der ki Kur'an-ı Kerim Fatiha'da. Fatiha Besmele'de. Besmele B'nin altındaki noktada. Hazreti Ali Efendim
Ben o noktayım der. Noktayı kübra. Noktayı kübra. Ve etrafımıza şöyle bir bakalım. Her yerde noktayı kübra var. Sırrı keşfedenler var. Sırrı keşfetmeyenler var. O noktanın şekline bir bakalım. Aslında yatay eliftir. Bize şimdi noktadan gerisini hayal ettiğinizde elifi, o elifi dikeye kaldırdığınız zaman yataydan, yani masivadan, yani dünya hayatından, yani cazibeden, eğer rahmaniyete ulaştırabilirseniz elif olursunuz. Öbür türlü vav olarak kalırsınız. Vav'ın vav vedüt el vedüt. Yani sevgiden halk ettim seni. Aşktan, bilinmekliğini istedim. Ben seninle muhabbet etmek istedim. Gel senin, şimdi Vav'dayız. Geldik Elif'e. Gel seninle muhabbet edelim. Ama bu muhabbet sessiz olsun. Allahu Azimşan muhabbet etmek istiyor. Bunu duymak lazım. Muhabbet edecek kullara ihtiyaç var. Onun için yaradan bilinmeyi istedi. Bunların hepsi o kadar açık ve o kadar net ve anlayacağımız seviyede ki. Yani Hazreti Ali dediyse, beynin altındaki nokta. O noktayı bulursak, o kendi nasıl doğrulduysa bize de o doğrulmayı öğretecektir. Evet, Çok güzel. bunun hakkında uzun bir yayın yapalım isterim ben de. Gerçekten dinleyesi geliyor insanın uzun uzun. Çok fazla sır var öyle değil mi Rengin Hocam? Aslında her şey sırlanmış. Hem gözümüzün önünde apaçık ortada ve apaçık ortada sırlanmış bir şekilde duruyor. Perdeledi. Bizim buradaki görevimiz de perdeyi kaldırmak. Ama perde var mı yok mu o da muallak. Bilemiyoruz muallak. Yani biz var diye öğretildi bize. Ama yeni bir öğretinin içine girerseniz belki perde yoktur. Çünkü zaten gördüğün her şey onun. Hak'tan gayrısı yok. Şimdi bunları yeniden bir algılamamız lazım. Yeni datalarımızı da okumak lazım. Tecrübelerimizi de, deneyimlerimizi de öğrenmek lazım. Bu arada çok soru var. Allah'la aranda kimse olması lazım. Kimse olmasın. Olmaması lazım denilir demiş. Tuen. İsmi çok anlamadım. Allah'la aranda kimse var mı yok mu bir oturup düşünmek lazım. Ben yolculuğa başlamadan önce Allah'la aramda kimse değil, hiçbir şey olmaması lazım. Sadece insan olarak söylemeyeceğiz. İnsan. Evlatlarım vardı. Allah'la aramdaydı. Kaygılarım vardı. Korkularım vardı. Endişelerim vardı. Putlarım vardı. Allah'la benim aramdaydı. Ben o perdeyi bilmiyordum ki. Perde olduğunu bile bilmiyordum. Allah'la benim aramda o kadar çok şey vardı ki. Bu yolculuk Allah'la arandakileri ortadan kaldırır. Ama yola çıkman lazım yolculuğu yapabilmen için. Eğer bu öğretiyi alırsan, Allah'la kulun arasında hiç kimse olmamalı. Kesinlikle öyle. Allahu Azimşan'ı soracağı soruları sana sormamalı. Şimdi mürşidi kâmil. Siz, Öyle. yani tenzih ederim. Mürşidi kâmilleri, has erenleri edep ederim. Edep dairesinde kalarak bu durumu açıklamaya gayret edeceğim. Hatam olursa şimdiden affedin. Eğer size namaz kılıyor musun derse bu Allahu Azimşan'ın soracağı soru. Olmadı. Niye başörtün yok derse bu Allahu Azimşan'ın sorusu. Çünkü ilahi emirler açıktır. Siz ilahi emirleri alırsınız, kendi uyanık aklınızla, basiret gözünüzle sentez yapıp bir hayat koyarsınız ortaya. Bir yaşam koyarsınız ortaya. Ama bu size gelen bir emir. Direkt size gelmiş, direkt rengine gelmiştir bu emir. Ama şunu sordurur bana. Der ki, evladım, komşunu aç. Bugün kime ne fayda yaptın? Şu kişinin desteğe ihtiyacı var, destek yapalım. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisidir bu.
Komşunu açken sen yatamazsın. Hadis-i kutsi. Hangisine uyuyoruz? Ama öbür türlü yolu daha önce yürümüş birisi için kalkıp şu yürümüş birinden rehberlik almak. Yani sen turist olarak gidiyorsun hiç bilmediğin işte Amerika'ya iniyorsun. Orada adın yazılı işte Arzu Cengiz'e bekliyor seni. Rehbersiz gezemezsin ki. Hele buralar. Alemlerde sen rehbersiz nasıl? Kitapta biz astral seyahatten bahsediyoruz. İnsanlar online astral seyahat yapabiliyor. Yapamazsın. Alemlerde kaybolursun. Ah o güzel ruh ne yapacak? Bir rehberin olması lazım. Sana bir yol gösterici olması lazım. Astral seyahatten önce burada insan olabilmek için. Beşerlikten çıkıp insan olabilmek için. İnsandan çıkıp kul olabilmek için. Hakkını gözetebilen olabilmen için hakkın hakkını gözetenle eş olmalısın. Hazreti Ali Efendimiz söyler. Her kuş kendi cinsiyle uçar. Benim arama kimse girmiyor. Ben zaten araya o kadar çok şey koydum ki onları temizliyor. Eğer benim kalbimde para putum yoksa, para benim cebimdeyse, ben paramla ilgili imtihana tabi tutulur muyum? Yok ki. Yokla imtihan olur mu? Yok. Eğer ben ne olabilir? Sevdiklerimle. Sevginin bu dünyada verilmiş ödül. Ama en büyük sevgiyi tanıyan bir insan olarak. Bu çok özel ama bunu söyleyeceğim. Annemi yakın tarihte Hakk'a sırladık. Tabii normalde kendi hayatımda şöyle bir sarı olurdu. Büyük bir depresyon çünkü aramızda çok yaş farkımız yok. Hayatımdaki en iyi dostum, en iyi arkadaşım, sırdaşım ve artık yok. Yani bir alışkanlığın ötesinde bir de bağımlılığımız var, bağlılık ötesinde. Olması gereken yere yerleştirdiğim için özlem duygusu bu kadar. Arkasından gelen bir depresyon, yas depresyonu yok. Çünkü onu olması gereken yerde tutmayı öğrendim. Olaylara karşı. Olmuyor bakıma yattı. Benim değil, senin. Senin. Ve sen biliyorum emanetine sahip çıkarsın. Onu ben ne yapabilirim? İşte her yerde öğretilen bu. Hayatını değiştir. Hayatında mucizeler olsun. Bundan daha büyük bir mucize biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Dünyanın en büyük mucizesini yaşıyorum ben. Ben ona yakınlaşıyorum. Ben bunu söylüyorum. İnşallah gittiğimiz yüzümüz yerde kalmaz. Şöyle bir durabiliriz. Burada tanıyalım ki. Orada tanımaktan zorluk yaşamayalım. Evet. Burada onu bulalım inşallah. İnşallah. O bilinçle, o şuurla geçiş yapalım ki orada zorlanmayalım. Evet, muhteşemdi. Sorular gelmeye başlıyor. En son soru şöyle bir bakıyorum. İnsan nedir diye bir soru geldi. İşte unutan ve evet. Hatırlayan insan. Vazifesini, görevini, burada oluş sebebini unutan. Aslında bütün sohbet belki yeni katılmıştır. Bütün sohbette anlattığımız şey işte insan. İnsiye olmaya geldik anda. Nasıl olacağız? An zamanı bilmez ki. Kendimizi hayatımız boyu bir yerlerde bırakmışken, çocukken annenin bir yerinde bıraktın. Annenin bir yerinde bir parçan dururken, tamamlanmamışken, evlendiğinde eşinde bir parçan kaldıyken, kendini nerede unuttuğunu bilmeden, kendini bir yerde bıraktın, defaten bıraktın. Bir kere de bırakmadın. Sen çünkü sen olmadın.
Sen kendini orada unuttun. Rengin bir dönem rengin değildi. Rengin anneydi. Rengin kul değildi. Rengi bir dönemini orada bıraktı. Ne yaptı? Fark edince gitti oradan o parçasını aldı. Eksiği tamamladı. Bütünleşti. Yani insiye oldu. Aynı zamanda insiye oldu. Bütünleşme yaşadı. Muhteşem. Zor, zor. Ama hemen şuraya müjde veriyorum. Hemen şuraya bunu söylemek istiyorum. Benim için çok büyük müjde. Allah'ta zorluk yoktur. Ayet-i kerimesi inşallah bizde de böyle bir müjde havası, neşe havası yaratsın. Allah'ta zorluk yoktur. Biz sap niyetlerimizi inşallah ona yaklaşalım. Şimdi Rengin Hocam, doğru mu anladım? Çocuğunuz hala rahatsız mı? Toparlandı değil mi? Öyle toparlandı. Diğer çocuğum başka yayında da bir yerinden bahsedelim. Tabii ki. Çok isterim. Artık özel konu. Tanıştıkça aslında tanışırız da işte madde dünyasında da bir tanışıklık oldukça artık her şey deneyimlerimiz sadece kendimize ait olmadığını aslında biz beraber olan insanların da bu deneyimlerden faydalanması gerektiğini idrakiyle beraber artık böyle şeyleri de anlatmaya başladım. Çok seviniriz. Seve seve dinleriz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben yine beklerim sizi. Şöyle o güzel kitabınızı gösteriyorum. Yeni kitabınız da geliyormuş. Onun haberini müjdesini aldık. Evet. Ne zaman çıkıyor? Tarih belli mi? Yazıyorsunuz hala sanırım. Yayın evine henüz teslim etmedim. Yine destek yayınlarından olacak büyük ihtimalle. Çünkü çok da hani memnunuz. Gayet iyi gidiyor. Bu ay sonu teslim etmiş olurum. Çok yaz kitabım olsun olmasın kısmında biraz kararsızım. Bakalım Allah nasıl murad ediyor. Yani işi o bilir. O ne karar verirse o zaman o olur. Kısmet diyorum. Kolaylıkla olsun, güzellikle olsun. Çok güzel bir sofra oldu. Çok güzel hak muhabbet sofrası oldu. Siz bunu açtığınız için, bu sofrayı önümüze getirdiğiniz vesile olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim. İnşallah gıdamız bol olsun. Allah razı olsun efendim. Bizi dinleyen, buraya gelen bu saatte. Ay çok güzel yorumlar var. Çok sağ olun. Evet, okuyorum ben de. Çok teşekkür ediyorlar. Nazik davetiniz için de çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar bir araya gelmek muradıyla inşallah. Sevgili Rengin Yılmaz Hocam, ben teşekkür ederim. Güzel sohbet için, aktardığınız bilgiler için ve gönlümüzü şenlendirdiğiniz için, unuttuklarımızı hatırlattığınız için çok teşekkür ederiz. Bizimle dostunuz, bizimle birlikte oldu. Onlara da çok teşekkürler. Yine bu sofra dediğiniz, bu güzel sofrada yine buluşmak dileğiyle. İnşallah. Teşekkür en kısa zaman. Görüşmek en üzere. En kısa zamanda görüşürüz. Çok öpüyorum. Birlikte çıkabiliriz. Herkese kucak dolusu sevgiler. Hayırlı geceler dilerim. Çok hoşça kalın.